Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet, son derece zorlu bir haftayı geride bıraktık. Borsa adına, endeks adına veya genel anlamda piyasalar adına. Endeks malum sebeplerin etkisiyle özellikle e, seçimlerin iptal edilmesi ve yeni seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte 90 bindeki önemli ve psikolojik desteğinin de aşağısına inmek suretiyle 88 binler eşiğine kadar geldi. Haftayı %6'lar civarında Mayıs ayı itibariyle ise %7'ler üzerinde bir değer kaybıyla devam ettirmiş bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar, e, borsa konusundaki analizimizde ilk önce geçtiğimiz haftanın genel bir projeksiyonunu sizlere aktaracağım. Hangi aracı kurumlar e, ne almışlar ne satmışlar, alım yaptıkları hisselerdeki e, alış ortalamaları, maliyetleri ne durumdadır? Ee, yabancılar genel olarak hangi hisselere ilgi gösteriyorlar veya yoğun olarak hangi hisseleri sattılar ve ardından da teknik analiz demek suretiyle önümüzdeki haftanın beklentilerine ve dikkat etmemiz gereken kritik seviyelere değineceğiz kritik seviyeler ve önümüzdeki haftanın beklentileri derildiği noktada ise özellikle cuma günü piyasalarımızın kapanmasını mütakip olarak Alman Bild gazetesinin yap yapmış olduğu bir e, haber e, eşliğinde dolarda çok önemli dolar TL'de çok önemli sert bir geri çekilme yaşandı. Zira öncesinde Merkez Bankası önderliğinde e, kamu bankalarının e, dolar TL satışı yaptıkları hususundaki haberlerle 6.25'ler seviyesinden 6.0607'lere geri çekilen sonrasında 6.15 tekrar ulaşan ama belirttiğim gibi Cuma günü gelen haberin etkisiyle kapanış sonrasında 5.98'ler civarında kapanış yaşayan bir dolar TL seyrine tanık olduk. Dolayısıyla borsanın kapanması ardından oluşan bu gelişmenin önümüzdeki hafta açısından ne tür etkilerinin olabileceği büyük önem kazanmış durumda. Sevgili arkadaşlar bu hafta için dolardaki seyir borsayı son derece yakından etkileyecektir. Endekse tepki alımlarının gelmesi veya satışların devam edip etmeyeceği hususunda önemli bir işaret olacaktır. Dolar TL ile ilgili olarak ayrıntılı bir analizi birkaç saat sonra vereceğim. Bu sebeple e, o analizimde değineceğim hususlara tekraren olması bakımından burada değinmiyorum. Bu açıdan arkadaşlar e, ben sizlere. Ee, bu analizde önümüzdeki haftaya yönelik olarak önemli kritik seviyeleri aktarmakla birlikte birkaç saat sonra vereceğim dolar TL analizini de özellikle dinlemenizi ve oradaki seyri e, de dikkate alabileceğiniz noktaları da bir köşeye not almanızda yarar olduğu kanaatindeyim. Ee, arkadaşlar haftalık getiri tablomuza baktığımız zaman geçtiğimiz hafta itibariyle. Ee, %6'lar seviyesinde endeksin değer kaybı yaşadığını görmekteyiz. ...ve diğer taraftan doların ise %1.8'ler civarında bir prim yaptığını görüyoruz. Yalnız bu 1.8 seviyesi piyasaların kapanışı sonrasında e, dolar-tl'ye gelen satış... ...ve 5.98'lik kapanışı içermemekte e, piyasaların kapanışı öncesindeki seyre göre alınmış olan bir orandır. Dünya endeksleri bakımından baktığımız zaman geçtiğimiz haftanın neredeyse tamamının negatif bir seyir içerisinde e, geçtiğini... ...tüm endekslerde satışlar olduğunu görüyoruz ve arkadaşlar yabancı takas oranı noktasından konuya baktığımız zaman ise yabancı takas oranında 0.22 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. %64.07'lik bir yabancı takas oranı verisiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu şunu ifade ediyor arkadaşlar. Endeksin 90 bin aşağısına gerilemesinden sonra yabancının belli bir miktarda ama sınırlı bir miktarda alım yapmaya başladığını ifade ediyor. Yalnız bu veriye bakarak yabancı almaya başladı artık endeks kesin olarak bir tepki verecektir sonucunu çıkarmamız doğru değildir. Zira şu andaki tablo bunu gösteriyor ama yarın önümüzdeki hafta yabancının satışlarına devam edip etmeyeceğinin herhangi bir garantisi yok. En azından şuradaki oranı ve Şuradaki 0.22'lik artış seviyesini şöyle okuyabiliriz. Yabancının satışlarında şurada görmekte olduğunuz gibi aşağı eğilimin e, sona erdiğini veya yabancı satışlarının yavaş yavaş durgunlaşmaya başladığını. Yabancının satış noktasında biraz daha isteksiz bir konuma ulaştığını söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi bu niyetini her an değiştirip satışlarını artırabilir de veya bir miktar daha bu seviyelerden alım yapmak suretiyle takas oranını biraz daha artırıp atıyorum 91, 92'ler seviyesine ulaştıktan sonra yeniden bir satış eğilimi içerisine girebilir. Dolayısıyla arkadaşlar yabancı takas oranını da böyle yorumlamak gerekiyor. Haftalık yabancı alımlarına baktığımız zaman bu hafta içerisinde yani geride bıraktığımız hafta içerisinde yabancının en fazla Petkim, Türk Telekom, Vakıflar Bankası e, gibi hisselere önem verdiğini görmekteyiz. Lot bazındaki sıralama bu şekildedir arkadaşlar. Tabloyu ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yine İşCep'te ve Koza'da, e, Sodada ise yabancının alımda olduğunu, lot bazında ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Haftalık yabancı satışlarına baktığımız zaman en yüksek orandaki satışı 30 milyon lot civarında, 31 milyon lot civarında Türk Hava Yolları üzerinde yapmış. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ereğli, Emlak Konut, Kardemir ve Akbank'ta ise yine yabancının etkili satışları olduğunu görmekteyiz. Not bazındaki sıralama arkadaşlar şurada görmekte olduğunu gibidir. Arkadaşlar sizlere sürekli analizlerimde yabancının genel anlamdaki e, satış ve alımlarının e, haricinde aynı zamanda bir de e, aracı kurumlar nezdinde yabancıların hangi işlemleri yaptıklarını değerlendirmenin de yararlı olduğunu sürekli olarak vurgulamaktayım. Evet, yabancı işlemlerini temsil eden kurumlardan birisi olarak Merrill Lynch'in geçtiğimiz hafta neler yaptığını değerlendirecek olur isek arkadaşlar. Merrill Lynch yoğun olarak e, Türk Hava Yolları hissesi sattığını görmekteyiz. 213 milyon TL e, civarında çok önemli bir satış gerçekleştirmiş ve yine 126 milyon TL civarında ise Garanti Bankası satışı yaptığını görmekteyiz. Merrill Lynch geçtiğimiz hafta 28.6 milyon TL Petkim ve 15 milyon TL üzerinde ise Kozal e, hissesini aldığını görüyoruz. Petkim hisselerindeki alım ortalaması maliyeti 4.59 olarak görülür iken Kozal'ı ise 43.20 Türksel'i ise 11.60 ortalama ile almış görünmekte. E, yoğun olarak arkadaşlar Türk Hava Yolları ve garanti satışlarına dikkat etmek gerekiyor. Ardından Kredi Suisse'in neler yaptığı konusuna bir bakalım isterseniz. Kredi Suisse ise yine o da 120 milyon, 121 milyon civarında Türk Hava Yolları satışı gerçekleştirmiş. en çok satışını Türk Hava Yolları üzerinde yapmış. Diğer hisselerde bu kadar yoğun bir satışı yok. Bir maç hissesi almış arkadaşlar 22 milyon civarında ve Akbank ve Türksel'e yönelik ilgisi olduğunu görmekteyiz. Bir maç hissesini 78.37 ortalama ile almış. Akbank'ı ise 5.84, Türksel 11.65 ortalama ile kredi Suisse'in işlemlerine yansımış durumda. E, ee, gelelim arkadaşlar Dövçe'nin neler yaptığına. Arkadaşlar Dövçe konusunda bir şey ifade etmek istiyorum. Bilginiz olsun. Genellikle gözlemlerimde şunu e, fark etmekteyim. Dövçe ve biraz sonra TEB yatırımı göreceksiniz. Merrill Lynch gibi çok sert hareketler yapmıyor. Yani genellikle uygun seviyeler oluştuğu anda alım yapıyor. Birkaç gün sonrasını değerlendirmek suretiyle biraz daha trade işlemlerini günlük değil biraz daha e, önemli marjları elde etmek adına gerçekleştirmekte. Önemli bir gerileme olduğu zaman alım yönünde kademeli olarak işlem yapıyor ve önemli bir atak olduğunda veya kritik bir dirence yaklaşım söz konusu olduğunda ise kademeli bir şekilde satış eğiliminde bulunuyor. Bu açıdan Dövçe'nin ve birazdan geleceğim TEP yatırımın işlemlerine biraz daha önem veriyorum. Ne alıp ne sattıklarını biraz daha yakından izliyorum. Evet Döç arkadaşlar Garanti Bankası almış 61 milyon TL civarında. Dikkat ederseniz önceki kurumlar satarken Döçe'nin alıcı yönünde onların satışlarını karşıladığını görmekteyiz. Bu ihtimalden yola çıkmak kaydıyla Deutsche belki de bir iki günlük bir süreci dikkate almak kaydıyla Garanti Bankası hisselerinde bir tepki yaşanabileceği hesabı içerisinde olabilir. 61 milyonluk bir alım gerçekleştirmiş, alım ortalaması 7.73 olarak görülmekte. Bir maçta arkadaşlar yine alım yapmış, 14 milyon TL civarında ve 78-30'lar civarındaki bir ortalama ile bunu gerçekleştirmiş. Tofaş, Şişe ve Koç Holding alım yapıyor ancak Halkbank en çok satış yaptığı Türk Telekom yine en çok satış yaptığı hisseler arasında bulunmakta. Citi gelelim arkadaşlar. Citi ise yoğun olarak Tüpraş aldığını görüyoruz. Yine Petkim hisselerinde 11,5 milyon civarında bir alımı söz konusu. Satış bazında ise Garanti Bankası yine Citi'nin de en baş listesinde olan bir hisse konumunda. Halkbank ve Türk Hava Yolları önemli satışlar yaptığı hisseler arasında bulunuyor. Biraz önce arkadaşlar ifade ettiğim TEB yatırım açısından konuya bakacak olur isek tab yatırımında yine DÖÇE gibi garanti hisseleri, garanti bankası hisseleri aldığını görmekteyiz. Bu konuyla ilgili TEB yatırımla ilgili açıklamam arkadaşlar az önce DÖÇE ile yaptığım açıklamayla aynıdır. Bu yatırımda uygun seviyelere geldiği anlarda alım yapmayı tercih eden bir özelliğe sahiptir genellikle bu şekilde düşünmekte olduğunu tahmin ediyorum. Yine Türk Hava Yolları'ndan alım yapmış 40 milyon civarında. Tüpraş ve Halk Bankası satışlarını ise çok sınırlı olmak kaydıyla Telekom ve Kozal nezdinde gerçekleştirmiş görünüyor. HSBC yatırıma bakacak olursak arkadaşlar, HSBC'nin ise Petkim ve Soda aldığını görüyoruz ağırlıklı olarak, Akbank aldığını görüyoruz. Satışları yoğun olarak Türksel listesinde yoğunlaşmış durumda. Evet arkadaşlar hafta bazında para giriş ve çıkış durumuna baktığımız zaman geçtiğimiz hafta en çok para girişini 47 milyon TL civarında Petkim yaşamış durumda. Neredeyse haftanın genelinde tamamen önemli para girişleri yaşamış. Kozal açısından baktığımız zaman yine Kozal'ın 19 milyon civarında bir para girişi yaşadığını görmekteyiz. En çok e, para girişi yaşayan hisseler hafta bazında. Şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar e, son 5 gün itibariyle e, sıralanmış durumdadır. Gün gün ise burada e, tarih tarihte inceleme imkanımız bulunacaktır. En çok para çıkışı yaşayan hisselere baktığımız zaman Türk Hava Yolları doğal olarak yabancının en çok satış yaptığı hisse bazında olması nedeniyle 145 milyon TL civarında bir satışa maruz kalmış. Yine Ereğli'nin Türksel'in, Akbank'ın, Aselsan'ın ve Garanti Bankası'nın önemli satışlara maruz kaldığını görmekteyiz. Ancak Garanti Bankası'nın şuradan e, baktığımız zaman 20 milyon civarında bir satış e, söz konusu. Son 5 günlük işlem bakıp daha doğrusu 20 milyon TL civarında bir para çıkışı söz konusu. Ancak bu kadar yoğun olarak e, gerçekleşen satışlara rağmen Garanti Bankası'nda önemli bir para çıkışının, çok büyük oranda bir para çıkışının e, olmaması bir anlamda ee, az önce ifade etmiş olduğum diğer e, DÖÇ'e ve TEP gibi kurumların e, satışları karşılıyor olmasından kaynaklanmakta. Sektöre ol getiri bazında baktığımız zaman ise arkadaşlar madencilik sektöründe bir miktar hareketlilik olduğunu görmekteyiz. Yine bunun dışında tekstil ve deri sektöründe e, bir miktar haftanın hareketli geçtiğini görebiliyoruz. Diğer tüm sektörlerin ise maalesef olumsuz bir seyir ile haftayı tamamladığını görmekteyiz. Yine arkadaşlar sizlere her hafta verdiğim gibi Matrix programının belli kriterlere dikkate almak suretiyle oluşturduğu bir karne var ve bu karneye göre genel rating başlığı altında hem teknik hem de temel kriterleri dikkate alıyor. Şurada görmekte olduğunuz gibi belirli puanlar veriyor ve sonra bu puanları toplamak suretiyle puanı en yüksek olan hisseden en düşük olan hisseye doğru bir sıralama gerçekleştiriyor arkadaşlar bu tabloyu yukarıdan aşağı doğru e, izleyebilirsiniz değerlendirebilirsiniz tek tek de hangi hususlara hangi puanları verdiğini görebilirsiniz sadece teknik kriterlere bakılmak suretiyle yapmış olduğu değerlendirmedeyiz arkadaşlar şöyle bir e, sonuç ortaya çıkmakta teknik kriterler burada sadece e, temel analiz verileri değil sadece teknik analiz kriterleri dikkate alınmış ve puanlar verilmiş. Yine teknik kriterlerin dışı, teknik kriterler kapsamında endeks 30 hisselerinin durumuna bakacak olur isek Kozal'ın, Kozan'ın, Petkim'in, Türk Telekom'un puanlarının yüksek olduğunu görmekteyiz. E, ancak puanlarında gerileme e, olan, en kötü durumda olan Akbank'ı, Garanti Bankası'nı, Aselsan'ı görmekteyiz. Şuralarda ise eksiye dönmüş olan, yeni eksiye dönmüş olan hisseler bazında ise e, Doğan Holding'in, Arçelik'in, Koç Holding'in ise yeni yeni eksi e, puanlarının artış eğilimi içerisinde olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. E, pivot destek ve direnç noktalarımız günlük, haftalık ve aylık bazda ve Viop adına da olan e, verileri buradan çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Birazdan ben grafikler üzerinde konuya değineceğim için e, bu sizlerin kayıtlarınızda bulunsun. İstediğiniz zaman görüp e, inceleyebilmeniz bakımından. Şimdi arkadaşlar... Teknik detaylara gelecek olur isek Teknik detaylar konusuna geldiğimizde öncelikle şöyle çok büyük geniş bir açıdan baktığımızda aylık bazda bir grafikle e, sizlere e, birkaç hususta bahsetmek istiyorum. Endeksin yaklaşık 2009 yılı itibariyle yani 10 yıl kadar öncesi itibarıyla e, yaşanan 2008 krizi sonrasında geldiği 25 bin aşağısındaki konumuyla en yüksek seviye olarak gördüğü 121.500'ler civarını dikkate alarak yapacağımız bir Fibonacci çizimimizde çünkü endekste önemli gerilemeler yaşandığı için ve endeksin tekrar daha alt seviyelere kadar gelme riskinin de gündemde olduğu bir ortam içerisinde bulunduğumuz için endeks grafiklerine kısa vadeli değil uzun vadeli bakmak durumundayız. Görmekte olduğumuz tablo arkadaşlar şurada bir Fibonacci değerimiz bulunmakta. 38.2 olarak görülen 83.104 seviyesi şu an için endeksin en önemli kritik desteği olabilecek bir seviye konumunda. Bir başka ifadeyle şuradaki arkadaşlar %23.6 olarak tanımlanan 97.800 seviyesinin aşağısında kalındıkça endeksin 83.000 seviyesindeki Fibonacci desteğine kadar geri çekilme riski ve olasılığı bulunuyor. Zira bu seviyeye kadar illaki geri çekilecektir şeklinde bir anlam çıkarmak tabii ki mümkün değildir. Ama 97.800 üzerine orta uzun vade adına çıkılamaz ise bu durumda geri çekilmelerin devamında ilk takip etmemiz gereken seviye 83.100 olmalı diye görülmekte. 83.100 seviyesinin kırılması durumunda ise böyle bir durumda 71.000'lere doğru bir geri çekilme olasılığının riskinin gündeme gelebileceğini orta uzun vade olarak dikkate almak gerekiyor. Ancak arkadaşlar endeksin 68 hafta 68 aylık ortalaması şeklinde şurada bir beyaz eğri görmektesiniz. E, endeksler veya da hisse senetleri farklı ortalamalara daha çok duyarlılık gösterirler ve ben 68 aylık ortalamayı e, endeksin önemli ve duyarlı bir ortalaması olarak değerlendiriyorum. Zira görmekte olduğunuz gibi 68 aylık ortalama bu bölgede, bu bölgede, şu bölgede ve son dönemlerde önemli bir destek konumunda yani yaklaşık 10 yıldır 68 aylık ortalamanın kırılmadığını görüyoruz. Bu bölgelere yaklaşımlardan bir tepki oluştuğunu görüyoruz. Ne zaman bu ortalama e, hatta son 20 yıl içerisinde sadece 2008 krizi döneminde bu ortalama kırılmış durumda. Sonuç itibariyle arkadaşlar 68 aylık ortalama 88.043 seviyesine denk gelmekte ve biz ise 88.315 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadık ve buradan sonra 88.500 ile kapanış gerçekleştirdik. Özetle bu aylık ortalama kırılmamış olması asla kırılmayacak anlamına gelmez. Bu bölgenin aşağısına ufak tefek sarkmalar olsa bile şu da olduğu gibi arkadaşlar, bu ortalamayı muhafaza edebilmek bakımından tekrar bu ortalamanın üzerinde çıkma isteğini dikkate alabiliriz. 88.043 seviyesi şu an için çok yakından izlememiz gereken bir ortalama özelliğinde bulunuyor. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda pivot verilerimiz itibariyle konuya bakacak olur isek pivot sistem arkadaşlar bize mayıs ayına başlar iken demişti ki 95.477-95.500 seviyesi önemli bir pivot noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde kalınırsa 90, bin 90 seviyesine kadar pardon 99.090 seviyesine kadar yükseliş olabilir demiştim. Zira e, biz Mayıs ayı itibariyle 96.000 seviyesine kadar bir yükseliş yaşayabildik. E, yani bu pivot seviyesinin üzerinde bir sıçrama gördük ama bunun üzerinde kalamadığımız için birinci destek olarak 91.750'ye kadar ilk etapta geri çekilme yaşandı. Ve burasının da kırılması ardından 88.127 olarak görülen ikinci pivot desteğine doğru geriledik. Evet 88.300'ü gördük ve 88.127 seviyesi şu an için önemli bir destek olarak pivot desteği olarak Mayıs ayının pivot desteği olarak önümüzde bulunuyor. Şayet bu destekle kırılacak olur ise bu durumda 84.400 seviyesi Mayıs ayının son pivot desteği konumunda. Bu açıdan biraz önceki grafiğimde sizlere ifade ettiğim 88.000 seviyesi bu pivot verileri itibariyle de şuradaki ikinci pivot desteğimiz anlamında da bir kere daha önemini ittiba etmiş durumda. Evet arkadaşlar aylık pivot ve aylık grafiğimizden ayrılıp Haftalık grafiğimize dönüş yaptığımız zaman ise gördüğümüz tablo şu. Şurada arkadaşlar ee, haftalık verilerimiz itibariyle %50 olan 96.600 seviyesindeki Fibonacci desteğimizin kırılmasıyla birlikte şu bölge olan arkadaşlar %61.8'e denk gelen 90.800 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığımız bulunuyordu ve zira 90.800'ün aşağısına inildi. Görmekte olduğunuz gibi değerli arkadaşlar şuradaki destek noktamız çoğu zaman yani son haftalarda bunun aşağısına gelindikten sonra hızlı ve sert tepkiler oluşabilmiş. Ha tekrar bu tepki bu ve benzeri bir tepki oluşacak mıdır? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama genel anlamda 90.600-90.700 bölgesinin aşağısına sarkmalar olsa bile kısa süre içerisinde tekrar bu seviyenin üzerine çıkmak noktasında bir istek oluşuyor veya 90 bin aşağısında özellikle yabancıların bir manada alım yönünde istekleri ön plana çıkabilmiş geçmiş dönemler itibariyle. Tabii ki şu an içinde bulunduğumuz koşullar çok daha farklı ama biz yine yabancının benzer bir eğilim içerisinde olup olmayacağını takip edeceğiz. Zira yabancı takas oranında ifade ettiğim gibi yabancılarda hafif bir miktarda satışlarına son verme veya azaltma ve alım yönünde bir sinyal veriyorlar. Ama bu sinyali devam ettirip ettirmeyeceklerini takip edeceğiz. Eğer yabancı alımlarına devam edecek olursa bir kez daha 88 bin, 90 bin aralığından destek bulduğumuzu ve 90 bin üzerine tekrar yerleşmek niyetinde olduğumuzu düşünebileceğiz. Değerli arkadaşlar bu hafta için takip etmemiz gereken önemli e, pivot verilerimize bakacak olursak 89.600 seviyesi öncelikle bu haftanın pivotu. Değerli dostlar, şayet bu hafta özellikle dolardaki uygun bir seyrin olması, uygun bir seyrinden kastım nedir? 6 seviyeler civarında bir hareketlilik söz konusu olur. 6.20'ler, 6.25'ler veya daha yukarı seviyelere yönelik yeni bir hareketlenme söz konusu olmaz. 6 seviyesi civarında bir dengelenme eğiliminin olduğunu görecek olur isek bir anlamda, iç piyasalarımızdaki tansiyonun bir nebze olsun düşmekte olduğunu düşünebiliriz. Ve bu tabloya bağlı olarak da endeksin 89.600 seviyesine doğru birinci etapta bir tepki vermesi beklenebilir. Bakınız 88.000'in aşağısına gelmek istemeyen endeks tablosu eğer ki pazartesi günü dolar tl'de iyimser bir havanın olması ve 6 6.06'lar civarındaki bir dengelenme sürecinin oluşması gibi bir durum ile karşı karşıya kalırsak ilk vereceğimiz tepki noktamız 89.600 olacaktır. Bu seviyenin aşılıp aşılamayacağı konusu çok kritik bir önem taşıyacaktır. Şayet 89.600 seviyesi aşılacak olur ise bu durumda takip edilmesi gereken en önemli seviye 90.900 seviyesidir veya yuvarlak bir ifadeyle 90.600 ila 91.000 arasındaki bazı teknik diğer kriterlerin de bulunması sebebiyle bu bölgeyi önemli bir direnç bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Zira arkadaşlar 90.600-90.700 bölgesi başka başka faktörlerin de önemsemiş olduğu kritik noktalardır. Bu sebeple 91.000'e yaklaşımlarda son derece dikkatli olunması gerektiğini ifade etmek istiyorum yakından izlenmeli bu seviye arkadaşlar eğer ki 89.600 aşağısında kalınacak olur ise bu durumda bu hafta 86.150 seviyesi ön plana çıkıyor ardından 84.800 seviyesi ön plana çıkıyormuş özetle 89.600'ün aşılıp aşılamayacağı konusu son derece büyük önem taşımakta Haftalık grafikler bazında arkadaşlar bir başka hususta da bakalım burada. Buradayız arkadaşlar 50 haftalık ortalamamızın e, bulunduğu pardon özür diliyorum dolar tl e, dolar bazında e, grafiğimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de dolardaki hareketlilik sebebiyle e, endeksin dolar bazında hangi konuma geldiğinin de büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Dolar bazında konuya baktığımız zaman ise arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz 17.4 17.5 cent civarındaki desteğin kırılmasıyla birlikte Eğilim aşağı yönlü devam etmiş durumda ve dolar bazında ise 18.8 olarak gördüğümüz 50 haftalık ortalama bulunuyor ki bu ortalama da son derece önemlidir. Yani bir tepkinin olabilmesi ve dolar bazında endeksin yükselen bir trend başlatabilmesi dolara karşı. Başarı sağlayan bir konuma ulaşabilmesi için 18.8 olarak görülen ama ileri tarihlerde seviyelerde ufak tefek farklılıklar olabilir. Bu miktarın aşılması gerekecektir. Bu rakamı o anki dolar kuruyla çarptığınız zaman direnç seviyesinin endeks bazında ne olduğunu da hesaplama şansınız olabilecektir. Sevgili arkadaşlar dolardaki hareketlilik sebebiyle endeksin geri çekilmesi veya dolar bazında endeksin değer kaybını yaşıyor olması normaldir ama ee, bu konuyu özellikle şu açıdan değerlendirmek gerekiyor. 14.3 seviyesi ki şu anda biz 14.3 seviyesini gördük ve 14.3 seviyesi dolar bazındaki değerlendirmelerde önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Şayet bu seviyenin kırılması durumunda 13.80 ve ardından 13.3 seviyeleri önemli bir konuma gelecektir ki şu bölgede özellikle 12.80 seviyesi 12.80 cent seviyesi dolar bazındaki endeks değerlendirmesinde çok önemli ve çok kritik bir destek özelliğini taşıyor. Değerli arkadaşlar endeks ve borsa hakkında söyleyebileceklerim şu anda bunlardan ibarettir. Ee, dediğim gibi ilerleyen saatlerde birkaç saat sonra sizlere e, ayrıntılı bir şekilde dolar TL analizi vereceğim. Dolar TL'deki kritik noktalara özellikle dikkat edilmeli çünkü dolar TL'deki kritik hareketlilikler endeksin vereceği tepki 89.600 ve ötesinde eğer 91.000'e doğru bir yaklaşım olacak mı olmayacak mı noktasında çok büyük bir önem taşıyacaktır, çok büyük bir e, manası olacaktır. Sevgili arkadaşlar bu analiz aktarılırken kaynak olarak. Platts programı ve BorsaPivot.com sitesinin e, verilerinden istifade edilmiştir. E, aynı zamanda Twitter'dan sürekli olarak e, her akşam saatlerinde e, endeksin pivot verileri hakkında ve e, VIOP 30 kontratlarının pivot verileri hakkında sizlere bilgiler aktarmaktayım. Twitter adresim Haluk Canberktir. Ee, arkadaşlar eklenmiş olan videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı ve bildirim ayarlarının hususunda e, gerekli uygun ayarları yapmayı ihmal etmeyiniz diyorum sizlere çok iyi sağlıklı ve mutlu bir hafta sonları e, bir hafta e, diliyorum ve bu vesileyle de anneler gününü tüm anneler adına da kutluyorum hoşçakalınız